Hocam ikinci konuda şöyle bir şey cümle geçti, okuyorum. Amelde niyet kula ancak özel yönden ve cihastan meydana gelebilir. Ve bu nedenle kulun niyetini sadece Allah bilir. Evet. Bunun şeyi de kulun sözünün nezdinde olmasından bahsetti Allah'ın. Yani akabinde. Tamam. Yani meleklerin niyetine vakıf olmadığını belirtti. Melek kulun niyetine vakıf değildir. Şimdi Allah'ın bildirmesiyle bilinir. Evet. Yani ve sözle söylemedikçe yazmaz da dedi. Evet. Şimdi yani teferruat olmadan teferruata girmeden söylemeye çalışayım. Söyle bakalım. Çalışayım. Yani melek bu sureti, oluşan sureti, ameller surete dönüşüyor. Evet. Suretin içini mi bilmiyor? Sureti sadece şekille mi değerlendiriyor melek? Tabii. Şeklen bakıyor. Suretin mahiyetini, içini, işte o yani niyeti, niyet dediğimiz niyet kısmı de orayı değil, bilmiyor. Niyet, içi. Batını diyelim. Evet. O suretin batınına vakıf değil. Suretin zahiriyle ilgileniyor melek. Evet. Suretin zahirini alıyor. Yani kulun yapmış olduğu güzel, salih bir amel. Evet. Ve yani görünüşte, zahirde salih bir amel. Alıyor onu. Oo, çok güzel amel yaptı diyor kul. Ve o ameli yukarı çıkarmak için harekete geçtiğinde Rabbinden nida geliyor. O ameli o kulumun yüzüne çarp. Allah-u Teala bildiriyor. Neden? Çünkü Allah o kul, meleğin gördüğü salih, güzel bir amel olmasına rağmen zahirde. Ama batınında niyet bozuk olduğu için Allah-u Teala kulumun yüzüne çarpın diyor ona. Melek Allah'tan aldığı bilgiyle kulunun yüzüne çarpıyor. Bazen de melek dedi ya, bazen de melek kulun yapmış olduğu bir basit ameli küçümser. Ufak bir amel. Ama orada öyle bir niyet vardır ki Allah o niyetten dolayı o basit küçük gözüken ameli illiğine taşır. Yani en üst noktaya taşır. Halbuki zuhurda, zahirde ufak, basit bir amel gibi gözüküyor. Fakat manası itibariyle yani batınında orada kulun taşıdığı niyet halisane bir niyet olduğundan dolayı o minnacık, ufacık gözüken amel illiğine kadar gidebilen bir amel oluyor yani. Hocam biraz daha böyle kul, yani meleğin bu oluşan sureti insanın sözüne bağlaması, yani suret oluştu orada. Tamam. Yani biraz böyle zahiren daha, oluştu. Yani zahiren oluştu orada. Tamam. Fakat adam yani konuşmadı, zikretmedi. O suret melek bekliyor mu yani? Sözünü mü bekliyor adam? Dedi ya, sözünü bekler. Ondan sonra yazılır dedi. Ne tür sözünü bekler hocam? Ne maksat, ne amaç taşıyorsa, ne gaye taşıyorsa o amelde. Onun sözünü bekler. O zaman hani sözünde şeyse kul, sözünde yanıltıyorsa. Nasıl yanıltacak? Sözünde yanıltıyorsa o amelin o zaman niyetine göre Allah meleğe bildiriyor. Yani ameldeki niyeti farklı da sözü farklıysa o zaman işte meleğe az önce verdiğimiz yüzüne örnekteki çarp. Gibi yüzüne çarp diye bu sefer bildiriyor. Yani zahirde zuhura gelen amel güzel gibi gözükürken niyet farklı. Niyet bozuk. O zaman da yüzüne çarp diyor işte. Yani meleğe Allah bildiriyor. Eyvallah. Niyeti. Neyi? Niyeti. Kulun niyetini Allah meleğe bildiriyor. Evet.